Uzun bir süredir onlarca baraj projeleri, orman yangınları ve zorla köy boşaltmaları ile hedeflenen Dersim şimdi de yeni 145 maden ocağı projesiyle talan edilmek isteniyor. Dersim doğası ve insansızlaştırılmak istenen Dersim, 60 kilometre uzunluğundaki Munzur dağlarının tamamı maden sahası ilan edilerek daha büyük bir yıkıma uğratılmak istenmektedir. Bu projeler kapsamında olumsuz etkilenen Sarı Saltık, Ali Boğazı ve Derviş Cemal Köyü sakinleri haklı olarak tepkilerini dile getirerek projelere son verilmesini talep etmekte ve bu konuda kamuoyundan destek beklemektedir. Her defasında insanlarımız katledildi, coğrafyamız yakılıp yıkıldı, baraj projeleriyle sulara gömülmek istendi. Her yıl ormanlarımız yakılıp kesilmekte, böylece 100 yılı aşan bir tahakkümü ve kırımı hep yaşadı. Tüm bu yapılanlarla birlikte yeraltı ve yeryüzü kaynaklarına el konularak halklarımız hep derin bir yoksulluk ve sefalete mahkum edildi. Soykırım, inkar ve imha politikalarıyla halklarımız hep bir savaşa, yıkıma tabi tutuldu. Ege'den sesleniyoruz. Dersim Sarı Saltık, Ali Boğazı, Derviş Cemal, Çiçekli köylerinde ve bir bütün olarak Dersim ve Munzur dağlarında yapılmak istenen maden projelerinden, orman kesiminden, yakmaktan, baraj projelerinden vazgeçin. Savaş politikalarının ekokırıma ve doğa talanına yol açtığını biliyoruz. Halklarımıza yıllardır açlığı, yoksulluğu, yıkımı yaşatan bu savaş politikalarını terk edin. Halklarımızın gerçekliğini görün ve hakikati kabul edin. Bu toprakların kalim halklarından, kadim kültürlerinden biriyiz. Bu toprakların gerçekliğiyiz. Tüm dünya halkları gibi haklarımızla insanca eşit bir şekilde yaşamak, saygı ve kabul görmek istiyoruz. Dersim'de yapılması planlanan maden projeleri geri çekilsin. Doğamızdan, kültürümüzden, inancımızdan ve dilimizden elinizi çekin. Yıllar önce Bergama'da bu talan başladığı zaman Türkiye Afrika olmayacak diye bir slogan atılıyordu köylüler tarafından ve oradaki aktivistler tarafından. Hiç fark etmeksizin Dersim'den Cudi'ye, Karadeniz'in derelerinden Efem Çukuru'na, Kaz Dağları'ndan Akbelen'e bütün ülke talan ediliyor. Bu talana eğer birlikte mücadeleyle karşı çıkmazsak, evet Türkiye Afrika olacak. Daha doğrusu Afrika'nın çöllerine dönecek. Tek çare de birlikte mücadele. Savaşla at başı gitmesi çok güzel yansıtılıyor basın açıklamasında. İşte o her bir tek merminin fiyatını biliyor musunuz diye soran devlet aklı bunu halkın doğasından, havasından, suyundan, toprağından çıkarttıklarını yabancılara peşkeş çekerek sağlıyor. At başı gidiyor dediğiniz gibi savaş ve doğa katliamı. Tek çare de birlikte mücadele. Dayanışma içinde bu talanı durdurmamız gerekiyor. Yoksa torunlarımıza bırakacak bir doğa kalmayacak. Ülkemizdeki bu doğa talanı yani artık korkunç boyutlara gelmiş vaziyette. Onun için hepimiz birleşmeliyiz. Yani Kaz Dağları'ndan Cudi'ye, Akbelen'den Dersim'e nerede bir doğa talanı varsa, hak ihlali varsa, doğaya karşı işlenen bu ekokırım suçunun önlenmesi için birlikte mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Belki tarihin ironisidir. Biz kendi inanç merkezlerimize ocak deriz. Kapitalist kâr hırsıyla yapılan şeye de maden ocakları diyorlar. Bizim ocaklarımız bugüne kadar Dersim kimliğini, Dersim'in rıza toplumu felsefesini yaşatmak için hakikat bilgisi üreten, Alevliğin insani, doğaya esas alan felsefesini her zaman toplumda yaşamsal kılmak, güçlü kılmak ve onun örgütlülüğünü korumak gibi bir misyonla kurgulanmış bir ocaklar. Bu ocaklara dediğim gibi tarihin ironisidir belki, maden ocakları mantığıyla gasp etmek, mekansal olarak da varlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşımla yüzeyiz. Bu tabii ki sadece bu şekilde maden projeleriyle yürütülmüyor. Kültürel soykırım dediğimiz asimilasyon boyutlarıyla da yansımaları var Dersim'e yönelik. Nedir mesela? Eğitim müfredatı tartışılıyor.
eğitimin tamamen Türk İslam hissiyatlarıyla, hezeyanlarıyla dizaynı, eğitimin tamamen dinselleştirilmesi, başta Aleviler olmak üzere bütün toplumun geleceğini böyle zapturapt altına alma ve dindar ve kindar millet yetiştirme bağlamında, gençlik yetiştirme bağlamında hedeflere tekabül eden şeyler oluyor, alt zeminler oluyor. Bu noktada şey yaptık biz, 4 Mayıs'ta Dersim Fertelesi'nin yıl dönümünde Seyit Rıza'nın köyü olan Ağdat'ta 40 fidan diktik. Sembolik değeri vardı. 40 rakamının Alevilik'te de sembolik bir karşılığı var. 40'lar Meclisi'nden bu yana gelen sembolik değeri vardı. İşte biz orayı ne kadar yaşatmak istersek, işte bu egemen bakış açısı, bizim neat dediğimiz bakış açısı Dersim topraklarını çoraplaştırmak istiyor. Hem insanlarını Dersim'den uzaklaştırıp göç ettirmek, hem de Dersimliği Dersim'de azınlık hale getirmek istiyor. Böyle bir proje var. Bu projeye karşı bu birliktelik çok anlamlı. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde eko kırma yönelik projelere karşı bu bir aradalığı sürdürmeliyiz, devam ettirmeliyiz. Bu açıdan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.